Salgın denetimleri yoğunlaşıyor. İçişleri Bakanlığı'nca denetimlerin ülke genelinde daha etkin yapılması için yeni bir genelge yayımlandı. ...81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve pazar yeri gibi noktalarda denetim yapacak ekip sayısı artırılacak. Bu amaçla yerel yönetimlerin imkanları da seferber edilecek. Özellikle iş yeri ve cadde sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilecek. Şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla ticari taksiler tek tek durdurularak COVID-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacak. Yapılan denetimler sırasında COVID-19 tanılı veya temaslısı kişilerin izolasyon koşullarına ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmaları sağlanacak. Öte yandan koronavirüse yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi taburcu oldu. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedavi sürecinde kendisini arayan, soran, dua eden ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum ifadesini kullandı.